Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS canavarları. Bu videoda sizlerle beraber deneme netleriyle ilgili konuşacağız. Deneme netlerini daha fazla ekstradan çalışmadan nasıl artırabiliriz? Bu taktikler üzerine biraz durmak istiyorum bu videoda. Tabii ki de deneme neti nasıl artar? E çok çalışar. Hani bunu biliyoruz ama bu videoda ben size özel olarak diğer sebeplerden dolayı kaçan netler, kaçan soruları nasıl yakalayabiliriz? Biraz bu konular üstünde durmak istiyorum. Bu tarz videolarımız ve matematik videolarımız devam edecek bu arada. Dolayısıyla eğer değilsen kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenerek de yine bu tarz videoların gelmesi için bizlere destekte bulunabilirsiniz. Artık hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi evet deneme netleri düşük geliyor. Neden geliyor? Tamam yeterince çalışmamış olabiliriz. Bu zaten en önemli sebep yani yeterince soru çözmemişsindir, yeterince evde deneme çalışması yapmamışsındır, süreli soru çözmemişsindir vesaire. Bunları zaten biliyorsun. Ama benim derdim tamam biz buyuz, çalıştık. Artık o denemeye gireceğiz yani giriyoruz. Alabileceğimiz maksimumu nasıl alabiliriz? Dolayısıyla da birincisi ve en en önemlisi bence kesinlikle konsantre olarak girin. Yani ben bu denemede yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum. Yani o şekilde kendini önce bir motive et. Sağına soluna bakma. Kendinle bir hesaplaş ve çok ciddi anlamda motive olmanı istiyorum. Çünkü bak yani ekstra çalışmaktan bahsetmiyorum. Sadece o deneme anında denemeye girdin. Okulda veya evde yapıyorsun fark etmez. E tamam işte. Orada artık o denemedesin sen. Geçmişi bir tarafa bırak. Yeterince çalışmamışsın. İşte matematik 2 3 neti geçmemiş vesaire bunları unut. Tamam. 2 3 netse 5 yapmaya çalışacağız diyerek sen o denemede kendimin en iyisini yapacağım en iyisi olacağım şeklinde kendini motive ederek girmeni istiyorum. Yani amaç full yapmak değil. Amaç her soru değil bir kere. Bir de bu bir şey var. Hani kafanızda bir algı var. İşte şu sorular çıkıyor. Hepsini yapacağım, hepsini yapacağım. Hayır, yapamayabilirsin. Yapamadıkça da moralini bozmak yok zaten. Onu apayrı bir şekilde söylemek istiyorum. Çünkü senin derdin kendi zirvene çıkabilmen. Derdimiz bu olması gerekiyor. Çünkü bir potansiyel varsa niye kullanmayalım? Niye yarımızda kalalım? Çeyreğimizde kalalım? Daha iyi bir okula gitmek varken niye bir tık altına gidelim? Amacımız her zaman için bu. Dolayısıyla hep bir üstüne çıkabilmek için motive et kendini. Her soru yapamayabilirim ama yapabileceklerimi kaçırmak istemiyorum Mevzumuz bu. Tamam. İkinci önemli madde. Şimdi bu aslında deneme olayının en önemli taktiğidir. En önemli net arttıran, bize en çok dönüşü yapan, öğrenciler tarafından dönüş yapılan maddedir. Hocam yani şunu anlattığınız süper oldu. Bundan sonra artık denemelerimde yüksek netler alacağıma inanıyorum. Ya da işte yapanlar, uygulayanlar bu ikinci maddeyi. Evet gerçekten işe yaradı. Netlerim 3-5 tık arttı şeklinde geri dönüşlerde bulunuyorlar. Nedir hocam bu taktik? Çok önemli bir taktik dedim gibi turlama taktiği. Peki turlama dediğimiz şey nedir? Şimdi denemeye başladın. Sözel ya da sayısal fark etmez. Başladın hemen en kolay gördüklerini yapıyorsun. Bir turlamanın en önemli maddesi budur. Zorları ne yapacağız hocam? Zorları da ikinci turda çözeceksin. Yani o denemeyi sen bir kere yapmayacaksın. Belki iki kere en az iki kere ya da yapabiliyorsan üç kere daha da ötesine gidebiliyorsan dört kere yapacaksın. Yani sürekli onu turlayacağız. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü kolay soruları hemen YouTube onlardan besinimizi, motivemizi alacağız ve bir tık daha zor olan sorularda biraz da böyle motive olarak gideceğiz o sorulara. İlk anda göremeyebilirsin, her soruyu göreceksin, anında çözeceksin diye bir şey yok. Dolayısıyla ilk anda o göremediğin soruları, kolay soruları çözmenin verdiği motivasyonla giderek daha iyi bir şekilde görebileceksin. Dolayısıyla da kolay görünenleri yapıyoruz, zorları da sona saklıyoruz. Tamam? Bu şekilde Turlaya turlaya kesinlikle deneme netlerinizi yükseltebilirsiniz. Ne olursa olsun. Ya bir net, 2 net, 5 net yükseltebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Zaten amacımız hani o en iyiye ulaşmak ya. Dolayısıyla bunu yapabilirsiniz. Mesela atıyorum matematikte 10 net mi çıkarıyorsun? bunun sebebi bazı sorularda takılıyor olmansa eğer ki çok arkadaşımız böyle yapıyor. Yani ben bunu çözeceğim, ben bunu çözeceğim. Nasıl çözemedim ya diye onunla takılıyor. Zaman akıp geçiyor. Belki okuyamadığın soru kalıyor ki en tehlikelisi. Belki de en kolay soru en sonda seni bekliyor. Dolayısıyla da bu yüzden kesinlikle inatlaşmak yok. Yani bu turlama taktiğinin ee, özelinde sana özetinde ya da şunu söyleyebilirim. Kesinlikle hiçbir soruyla inatlaşmıyorsun. Geç ikinci turda çözeceksin zaten onu. Peki üçüncü madde. Şimdi bazı arkadaşlarımızda yani yüksek netlere ulaşamayan ya da hedefine ulaşamayan net, net olarak hedefine ulaşamayan arkadaşlar da şunu gözlemliyoruz. Ee, bir pes etmişlik oluyor sınav anında ya da işte matematiği açtığında zaten yapamayacağım şeklinde soruları okumama gibi bir hastalığımız var. Bu en tehlikelisi. Bir okumama var bir de okuyamama var. Onu bir önceki şeyde maddede anlatmıştım okuyamamanın sebebini. İnatlaşmıyorsun. Onu inatlaşmayarak çözeriz. O sorular okunacak. Her soruyu illaki okuyacağız, göreceğiz. Ama okumayanlarda daha büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü ön yargımız var. Bu ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zor demiş Einstein biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu ön yargılarla yaklaşırsak zaten 2 3 0 geride başlarız. En başta söylemiştim ya. Konsantre olarak, inanarak başlayacaksın. Matematiği açtığında kesinlikle bir ön yargın olmayacak. Tamam yapamayabilirsin. Daha önceki denemende 3 net mi çıkıyordu? Sen bu denemede 5 neti hedefleyeceksin. Tamam mı? Bir sonrakinde 6'yı 7'yi şeklinde gideceğiz. Dolayısıyla da kesinlikle ön yargıyla başlayıp bu soru kesin zordur. Aşırı zor gözüküyor ya bu soru diye sorudan kaçmayın. Çünkü zor gözüken sorular bazen yani sınavın dünyanın en kolay sorusu olabiliyor. Bu tarz kek soruları da kaçırabiliyorsun. Kendini vererek o soruyu bir şekilde okuyacaksın tamam mı? Bir okuyayım bakayım belki yapabilirim belki bir ipucu vardır diye okursan yapma ihtimalini artıracaksın. Bak ekstra ders çalış demiyorum sana bu maddede. Bu maddede diyorum ki varsa o konuyla ilgili bilgin onu ortaya koyabilecekken ondan vazgeçme diyorum tamam mı? Bir de okumuş olmak için no kuma O, o apayrı bir sorun zaten. Çünkü hani Melih Hoca dedi hadi bir okuyayım ayıp olmasın diye okursan o zaman da ne olacak? Boşu boşuna zaman harcamış olacaksın. Kendimizi vererek okuyoruz soruları tamam mı? İşte ben bu soruyu dur bakalım yapabilirim. Şuradan bir şey yakalarım, buradan bir şey yakalarım, bu paragraftan bir şey yakalarım diye okursan ya yani %100 yapamayabilirsin ama 10 sorudan bir tane yakalarız ya. Bu şekilde okumayıp geçtiğin 10 sorudan bir tane yakalarız. O da var ya ciddi bir puan artışına sebep olur. Haberin olsun özellikle matematik gibi dersten bahsediyorum. Sakın yapmayın mutlaka oku. Ok. Dördüncü maddede ne diyeceğim sana? Süreyi doğru kullanmaktan bahsedeceğim. Şimdi yine ders çalış demiyorum bak. Ne anlatıyoruz? Deneme anında olumlu taktiklerden bahsediyoruz. Süreyi iyi kullanamamak da deneme netlerinin düşük gelmesindeki en büyük sebep. Neden? Hocam yetiştiremedik ya. Sözel tamam, sözel'i e, pek çoğunuz yapıyor hani. O noktada. Olumsuz geri dönüşlerin olmadığını farkındayım. Ama sayısalda yetiştiremedik. LGS'den çıkıyor öğrenci bundan önceki 3-4 LGS'de aynı şey. Ya süre yetmedi, süre yetmedi. O zaman sen süreyi doğru kullanma taktiklerini kendinde geliştirmemişsin, öğrenmemişsin bunları. Bununla ilgili zaten ekstra önemli bir video, detaylı bir video gelecek. Ama denemeye girmeden önce kafanda bir ortalama süre olması lazım. Mesela sayısaldan bahsediyorum. Matematik 45 dakika, fen 35 dakika bitti. Ben bunları geçmemeliyim diye kendinde bunu oturtmalısın sınav öncesinde. Çünkü diğer türlü bir plan yapmadan girersen kendinizi kaybediyorsunuz. Özellikle fenden başlıyorsun mesela. Matematik sanki çok kolaymış gibi fene böyle oyalanıyorsun, oyalanıyorsun. Matematiğe süre kalmıyor. E ondan sonra da okuyamadığımız matematik soruları oluyor. Dolayısıyla süreyi iyi kullanmanın birinci ayağı bu. Yani genel hatlarıyla kime ne kadar süre ayrılacağını belirlemek. İkinci hattıysa, ikinci kuralıysa da şu süreyi iyi kullanmaktan bahsediyorum. O da sorularda. Şimdi bazı sorularda hani daha önce söylediğim o inatlaşma mevzusu senin ciddi bir süreni alıyor. İşte bir soruya atıyorum 5, 6, 7 dakika falan uğraşan arkadaşlarımız oluyor. Çünkü hırslı. Hani çalışmış ya ben bu, bu konudan nasıl soru kaçırırım? Bu doğru olacak. Kesin buradan puan almalıyım diye bir inatlaşma, cebelleşme durumu oluyor. Bu da ne doğuruyor tabii ki de sonuç olarak? Diğer soruları okuyamamak, görememe gibi bir problem yaratıyor bize. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Sorularla inatlaşmayıp soru bazında da kendimizi kaybetmiyoruz. Yani sınav anında biliyorum çok zor ama sürekli bir konsantrasyon sürekli bir farkındalık gerekiyor yani sürekli kendinde olmalısın hülyalara daldığımız, o hayallere daldığımız anda ya da o soruya daldığımız anda soruda kendimizi kaybediyoruz ve diğer soruları dediğim gibi o kolay çerez soruları kaçırabiliyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Beşinci maddede de dikkat hatasından bahsedeceğiz. Şimdi dikkat hatası da yapılıyor. Aslında çözümün çok basit. Yani dikkat hatasından kastım nedir? Soruyu yanlış okuyorsun mesela. Rakamı yanlış görüyorsun. Sayıyı yanlış görüyorsun. ya da ne bileyim kodlama yaparken işte bir dikkat hatası özellikle de boş bıraktığın sorular varsa altıncı yerine beşinci soruyu işaret veriyorsun filan. Dolayısıyla bu şekildeki hatalardan da netler gidiyor. Bir de e, yanlış çıktığı için o soru dolayısıyla doğrulardan da götürüyor. Yani e, double double dediğimiz o çifte hataya düşmüş oluyoruz. Dolayısıyla nasıl bir önlem alabiliriz? Soruları okurken önemli yerlerin altını çiziyorsun. Bak sadece önemli yerlerin. Öyle bütün soruyu böyle hani öğrenciler yapar ya öğretmene çalıştığını göstermek için hepsinin altını çizer. Sen onlardan olma sakın. Sadece önemli yerlerin altını çiz, yuvarlak için al. Kendine bir göster. Yani beyin öyle daha sağlam ve sıralı çalışır. Özellikle sayıların soru kökünün mesela değişmez ya da değişir şeklinde sormuş soru. E bu önemli. Sonuçta cevabı değiştirecek. Oraları filan işaretleyerek altını çizerek okuyup geçebilirsin. Bu kesinlikle dikkat hatamızı birkaç tık azaltacaktır. Daha detaylı önlemleri de ilerleyen süreçte konuşacağız. Bir sonraki 6. maddemizde ise işlem hatalarından bahsedeceğim. Bu da yine çok yapılan bir sıkıntı. Bunun da en büyük çözümü aslında nedir? Kesinlikle düzenli çözmektir. Çünkü bazı arkadaşlar aşırı dağınık çalışıyor. 5. sorunun yanıtlarını, çözümlerini diğer sayfada görüyoruz. Mesela 8. soruda görüyoruz. E bu şekilde düzenli ve sıralı çözmezsen ne olacak? Yaptığın işlemleri karıştıracaksın. İkincisi konsantre olamamaktan dolayı o işlemleri karıştırabilirsin. Üçüncüsü de bazen tekrar etmeyebiliyorsun. Şimdi iki basamaklı iki tane sayıyı çarpacaksın. Tamam? O çarpmayı yaparken bir e firene hafif bir basarak yaparsan orada işlem hatası olasılığını azaltmış olursun. Bir diğeri de tabii ki de kendini iyi tanımak lazım. Yani işlem hatasını ben nerede yapıyorum? Çarpmada mı yapıyorum? Bölmede mi yapıyorum? Acaba orada bir eksikliğimiz mi var? O yüzden mi işlem hatası yapıyoruz yoksa gerçekten kaçırıyor muyuz işlem hatası dediğimiz gerçek anlamda mı işlem hatası yapıyoruz? Bunu bilirsen bir sonraki denemede mesela kendini iyi tanırsan o anlara geldiğinde öyle bir an yaşadığında bir ufak yine frene basmamız lazım. Hani dedim ya sürekli bir kendinde olmak zorundasın. Son olarak da stres. Stresten dolayı da çok netler, doğrular, sorular kaçıyor. O zaman ne yapacağız? Kendimize iyi gelen şeyleri yapacağız. Yani sınav öncesinde bir dua okumak bile o sınava seni motive edecekse, iyi geliyorsa onu ritüelin haline getireceksin. Ya da ne bileyim kendinle konuşma iyi geliyorsa sınav öncesi şöyle bir oturup kulaklarını da şöyle kapatarak dış dünyaya kendinle bir konuşmak iyi geliyorsa bunu mutlaka yap. Dolayısıyla stresimizi bu şekilde birkaçlık azaltabiliriz. Zaten 3-5 soru itibariyle yani 5 dakika sonrasında hafif hafif o stresin azaldığını da fark edeceksiniz. Yani kendinize büyütmeyin. Bu bir sınav hazırlığı diyeceksin ya. Hani bu bir deneme sadece. Ne gelirse gelsin. Ben sadece elimden geleni yapacağım. Elimden gelen budur diyeceğim ve bitecek orada. Senin hayatın devam ediyor çünkü. Ne olursa olsun. Kazansan da kazanamasan da hayatın devam edecek bir şekilde yolunu bulacaksın. Dolayısıyla böyle büyük streslerle kendini daha fazla aşağıya çekmemeye çalışacağız. Bununla ilgili de stres çok önemli bir konu. Yine detaylı konuşmalar yapacağız ilerleyen süreçte. Dediğim gibi e, değilseniz abone olmayı unutmayın ki o tarz çalışmalarımızda da yine beraber olabilelim. Birlikte sizlere e, bu bilgilerimizi de aktaracağız. Videoyu daha fazla uzatmak istemediğim için burada nokta bir. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi ekstra çalışmadan deneme netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Nasıl kendimizin birkaç tık üstüne çıkabiliriz? Bunları konuşmaya çalıştık bu videoda. O zaman bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.